sakın cahilin yanına. Varma gönül demedim mi? Müşkül olsa da halına. Sorma gönül demedim mi? Ben sana söylemedim mi? Müşkül olsa da halına. Sorma gönül demedim mi? Ben sana söylemedim mi? Arasına eksik alır darasına, kabuklaşan yarasına. Sarma gönül demedim mi? Ben sana söylemedim mi? Kabuklaşan yarasına. Sarma gönül demedim mi? Ben sana söylemedim mi? Aç gezer o tokçasına, Muhammed'in hakçasına. Namussuzun bokçasına girme gönül demedim mi? Ben sana söylemedim mi? Namussuzun bokçasına girme gönül demedim mi? Ben sana söylemedim mi? Ağzınıza sağlık. Teşekkür efendim. Ederim. Hemen dönüyorum. Arkadaşların da sazlarına, ellerine, ellerinize, müziklerine, sağlık. Yüreklerine sağlık. Efendim, Cem TV'nin yeni yayın dönemi özel yayını sürüyor. Dedik ya böyle sürprizlerle her zaman karşınızda olabiliriz diye. İşte yaklaşık 3 yıldır, 3 sezondur İstekleriniz programıyla Cem TV'yi sevenlerin gönlünde yer edinmiş, taht kurmuş Sayın Eray Topçu bizimle birlikte. Şöyle bir anlatın bakalım, 3 yılda neler yaşadınız Cem TV ile Eray Bey? 3 yılda öncelikle böyle bir ara vermiş bulunduk yaz dönemi, yaz sezonu boyunca. Buradan tekrardan tüm Cem TV ailesine selam sevgi gönderiyorum, bizi izleyen tüm herkese. 3 sezondur Cem TV'de program yapıyorum, İstekleriniz programı yapıyorum. Özellikle en sonki dönemde İstekleriniz programına ilk konuk alan kişiyim, konuklu program yaparak devam eden kişiyim. Ne güzel. Benim için çok zevkli Cem TV ailesinde işte dahil olup program yapmak, türküleri paylaşmak. Çünkü çok istek geliyor size değil mi? Çok istek geliyor. Ne geliyor mesela, en çok hangi türküler geliyor? Belli mesela, türküler mi geliyor, belli yöreler mi geliyor? Tabii özellikle işte genelde hep eski türküler, yani Mahsuni Şerif, Davut Sulari. Onlara işte aç insanlar evet, değil mi? Onlara aç. Yani çünkü dinleme fırsatları yok her mecrada. Evet.
son dönemde çıkan türküler hemen hemen insanlar böyle birkaç ay dinliyorlar ama yine biz eskiye geri dönüyoruz. Yani eski türkülerden vazgeçemiyoruz. Onlar ders verici çünkü. Evet. Hepsi birer öğretmen. Yani şimdi hep beddualı geçiyor türküler. Bir kahrolsun, kör olsun, ölsün, bitsin diye geçiyor ama. Ay ölmesin kimse, hayatım yaşasın herkes. Aynen. Nasıl ama olsa sonumuz orası, gideceğiz yani. Önceki türküler, eski türküler daha revaçta. Her değil zaman revaçta. Ölmeyecek bir şekilde yani. Peki bu 3 sezondur Cem TV'de yaşadığınız böyle ilginç olaylar oldu mu madem? Oldu zaman zaman. Konuklu program yaptınız. Bunlar enteresandır çünkü. Şimdi konuklu program yaptığımda hiç bir problem yaşamadım. Yok problem demiyorum. Evet, enteresan yani, olaylar oldu. Çok enteresan, belki işte bayan solistlerin biraz geç kalma durumları oluyor. İşte saç makyaj durumlarında yayına hadi yetişeceğiz. Biz hanımlar bir dakika, zor hazırlanırız bilirsiniz ama evet, yani. Evet biliyorum, görüyorum böyle yayın öncesi de ne kadar ayıp, ne kadar ayıp bizi burada. Evet. O yüzden genelde bayan solistler işte sanatçılarda hani hazırlık süreci biraz uzun sürdüğü için işte beylerin de sıkıntısı evet, oluyor. Yani böyle yetişecek mi? Hadi sevgili işte kameramanımız, güzel dostum Serdar Bey de hadi yayına, hadi yayına giriyoruz ama biz bir türlü böyle bazen bir türlü tabii giremedik diyorsunuz. Yani. Onun haricinde hiçbir problem olmadı fakat bazen telefon bağlantılarında problem oluyor. Biz ne kadar televizyonlarınızda işte ekranlarınızda sesi kısın öyle konuşalım desek de muhakkak bir problem oluyordu yani bir 15 dakikamız geçiyordu şey, böyle. Bir şey söyleyeceğim, insanlar şimdi Cem TV'ye bağlandı, ben orada konuşuyorum. Evet. Herkes benim adımı duyuyor, bu çok evet önemli bir şey. Tabii önemli. Heyecanlanıyorlar. Heyecanın da vermiş olduğu aksaklıkla yani böyle programımızda böyle 5 dakika bir ara, ne yine güzel bir 10 dakika bir ara vermiş bulunuyorduk. Ne yani güzel. Güzel. Çok dolu dolu bir 3 sene geçirdik Cem TV ailesi. Çok olarak güzel. Gelecekte de güzel programlara i̇nşallah imza atmanızı yeni diliyorum. Yeni projelerle bakacağız inşallah. Güzel i̇nşallah şeyler. Şimdi bir parça daha dinleyelim sizi yakalamışken. Öyle hemen yapalım. Göndermeyelim. Dem alalım o zaman. Evet. Şu kanlı zalimin ettiği işler, garip bülbül gibi zar eyler beni. Yağmur gibi yağar başıma taşlar. Dostum bir tek gülü yaralar beni, beni, beni yaralar. Can beni, beni, beni yaralar, beni, beni. Dostum bir tek gülü yaralar beni, beni, beni yaralar, beni, beni yar beni. Düşmanım bel oldu, on derdim var ise şimdi el oldu. Ecel ferman boynuma asıldı, gerek asa gerek vura.
Hak'tan emrolmasa rahmet yağmaz. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlle dostun günü yaralar beni, beni, beni yaralar beni, beni can. Teşekkür ediyoruz. Efendim izleyicilerimizden Sayın Cevat Genç diyor ki, selam, saygılar, sevgiler Nilgün Hanım. Yeni yayın döneminde bizi güzel türkü ve deyişlerle karşıladınız. Sizi ne kadar takdir etsek, Cem TV'yi ne kadar takdir etsek az. Tüm değerli sanatçılara saygılar sunarım. Ne güzel sizleri böyle görmek. Cem Medya'da başarılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Cevat ederiz hocama, Cevat Genç'e. Selam gönderelim. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ahmet başlamışken birkaç tane daha okuyayım. Evet. Ahmet Can Bekmez hayırlı yayınlar, başarılar demiş. Melih Patlakçı Malatya'dan çok güzel çiçekler yollamış. Teşekkür ediyoruz. Mert Erdal, hoş geldiniz Nilgün Hanım efendi. Hayırlı yayınlar, başarılar demiş. Mehmet Koyuncu, çok teşekkürler. Cemal Uygur, başarılar. Ali Çelik, günaydın, hayırlı yayınlar, başarılar diliyorum demiş. Yusuf Acaroğlu, harika bir program. Başarılısınız, takdir ediyoruz, sürekli izliyoruz ve devamını bekliyoruz demişler. Ve Nur Demir Kırış da bana güzel arkadaşım demiş. Sağ olun, teşekkür selam ediyorum. Herkese selam, sevgilerimizi gönderiyoruz. Daha çok mesaj var. Hepsini birden okuyamıyoruz, kusura bakmayın ama biz bunları değerlendiriyoruz. Peki size evet, dönüp hemen sormak istiyorum. Cem TV'de kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ben valla evimdeymiş gibi hissediyorum. Değil gayet mi? Rahatım. Çünkü artık 3 yılın vermiş olduğu bir rahatlık da hemen hemen vardır tabii. Hı hı. Ama ilk geldiğim zamanlarda sadece o zaman biraz heyecan vardı. Canlı yayın heyecanı tabii ki, ilk canlı yayın heyecanları. Şimdi o kadar rahatım ki yani bir işte çay ocağına gidip bir çay alıp da böyle oturup nasılsın demek. Çok hoşuma gidiyor yani. Rahat hissediyorum kendimi. Evimizde gibiyiz. Hepimiz çok rahat. Hepimiz öyle. Peki şimdi bu kadar program yapıyorsunuz, türkülerle iç içesiniz, güzel sesinizle onlara can katıyorsunuz. Sizi en çok duygulandıran türkü hangisi? En severek okuduğunuz ya da böyle hani ay okuyorum ama içimden öyle bir geliyor ki dediğiniz var mı? Ben aslında hani yeni türkülerden ziyade eski türküleri okumayı seviyorum. Hı hı. Yani eski türküleri seslendirmeyi seviyorum. Mesela şu dediğiniz bir isim var yani mı? Yani işte Çeşmi Siyahım, işte gidiyorum Çeşmi Siyahım. Bugün bayram günü derler, alem eğlenir gibi yani. Hı hı. Bu türküler daha beni mesediyor. Aslında bana hep de şey diyorlar. Ya yaşın genç ama yani bu kadar dert. Aslında dertten değil. Tamamıyla içimizden gelen duyguyla, o duyguyla. Zaten beni kesinlikle öldürseler, benim işte içimden gelmeyen hiçbir türküyü kimse bana okutturamaz. Okutturamaz yani, değil mi? İmkanı yok. Sanatçı olmak da böyle bir şey İmkanı zaten. O benim içimden gelecek o türkü yani. Ben o duyguyu verdiğimi hissedeceğim, hissettireceğim karşımdaki insanlara da hissettireceğim ki. Yani türküler, söyleyebileyim o türküyü şunu yani. Şunu söylemek lazım, altını çizerek özellikle aktarmak lazım. Türküler dertlendiren değil, eskiyi anımsatan, yaşanmışlıklardan evet, ders almamızı evet, sağlayan, bize yol açan, yol aslında gösterenler. Aslında biraz da öğreticidir yani. Öğreticidir tabii ki. Ders çıkartılmış tabii, bir öğretici tabii, olmalı. Peki o zaman o sevdiklerinizden işte, bir tanesini. Öyle mi yapalım? Hadi söyleyelim. Hangisini söyleyeceksiniz? Mahsuni Baba'dan söyleyelim o zaman. Tamam. İşte gidiyorum Çeşme Siyahı. İşte gidiyorum Çeşme Siyahı. Aramıza sermayem derdim dir hey dost, servetim ahım karardı
baktıkça baktım baktım karalarımıza da sermayem derdimdir hey dost servetim ağır karardıkça baktım baktım karalarımıza da ben rica edeyim önce saz arkadaşlarınızın isimlerini de burada bir söyleyin. Onlara da teşekkür ederim. Hasan Bey ve orkestrasına teşekkür ederim. Hasan Bey ve orkestrasına canlarına sağlık, sazlarına sağlık, yüreklerine sağlık, sağlık. Aynen öyle diyeceğiz. Ve şimdi ben birkaç mesaj daha okuyacağım. Sonra tabii sözü size bırakacağım son olarak ne söylemek isterseniz. Denizli'den efendim Necdet Karakurt hayırlı olsun demiş. Mehmet Tuncay Turan, Nilgün Hanım kolay gelsin, başarılar diliyorum. Sizi bekledik ve her zaman bekleyeceğiz demişsiniz. Ne demek
Sağ olun, var olun. İsmail Gülcan hayırlı olsun demiş. Latif Ergen hayırlı olsun demiş. Melih Patlakçı günaydın canım ablam. Yeni yayın dönemi güzelliklerle başladı. Cem TV ailesine, emeği geçen herkese hayırlı uğurlu olsun demiş. Sağ olun, sizler de varsınız sizlerle birlikte efendim. Raif Çınar hayırlı ve başarılı yayınlar dileğimle diyor. İbrahim Kalkan yine aynı hayırlı ve başarılı olmaksa dileğiyle demiş. Bülent Ünlü günaydın. Yeni dönem Cem TV olarak başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun Nilgün Hanım. Saygılar herkese demişler. Yusuf Acaroğlu, Kadriye Horasanlı, Mebrure Erciyes Yetkin daha dolu yürüyor gidiyor. Birçok isim var. Efendim hepinize teşekkür ediyoruz. Canlı gönülden yolladığınız o çiçeklere, o güzel sözlere. İyi ki varsınız. Sizler olmasanız biz burada nasıl olacağız değil mi? Evet. Size kesinlikle bırakıyorum sözü teşekkür etmeden önce. Öncelikle teşekkür ediyorum size tekrardan. Çok sağ olun. Buradan bütün izleyenlere, Cem TV izleyenlerine selam gönderiyorum. Efendim biliyorsunuz ki başka bir türkü kanalımız daha yok. Yani türküleri tam anlamıyla gerçekçi, doğru ifade ettiren bir medya daha şu anda yok denecek kadar az diyebilirim. Bu yüzden kanalımıza sahip çıkmamız lazım. Kanalın da hemen hemen yeni müzisyenlere de kendim için söylemiyorum ama diğer arkadaşlar için de kanalın da sahip çıkması lazım. Bu yüzden sizin destekleriniz çok önemli. Cem TV ailesi olarak sizlere kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni yayın döneminde inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Alasmaldık diyelim. Söyleyecek fazla söz kalmadı. Özel yayınımız devam edecek. Küçücük bir ara.